Sen gittin, ümmetin çaresiz kaldı, öksüzler, yetimler sahibisiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı neredesin? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nisa suresi 23. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimet aleykum ümmahatukum ve benatukum ve akhavatukum ve ammatukum ve halatukum ve benatul akh ve benatul uht ve ümmahatukumul lati erda'nakum ve akhavatukum minel rada'a ve ümmahatu nisaikum ve reba ibikum allati fi hucurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafuran rahima. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِا۪يمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَانْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Muhsanatin gayre musafihat ve la muttakhizati akhdan fe iza uhsinna fe in ateyna bi fahişetin fe aleyhinna nisfu ma alel muhsanati min el azab zalik limen khashiyel anete minkum ve en tasbiru khayrun lekum vallahu gafurur rahim. Sadakallahu azim. Ayet-i Kerime mealen 23. Bismillahirrahmanirrahim. Size şunlarla evlenmek haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, eğer anneleriyle zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz, ancak geçenler önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bununla ilgili ayetin bu cümlesinde geçmişte yapılan bu tür çirkin uygulamaların affedildiği vurgulanmaktadır. Ancak ayetin hükmü gereği yasak kapsamına giren mevcut evliliklere de son verilmesi gerekmiyordu izah olarak. Savaş esiri olarak sahip olduklarınız hariç evli kadınlar da size haram kılındı. Bunlar üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla mehirlerini verip istemeniz size helal kılındı. Onlardan nikahlanıp faydalanmanıza karşılık
Sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten sonra onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse, sahip olduğunuz mümin genç kızlarınızdan, cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz öyleyse. İffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin. Mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Yani cariye ve köle olmuş olanlara böyle bir durumda yarısı cezanın haddini uygulanır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet, ayetin nüzulü ile ilgili olaraktan öz oğullarınızın karıları ile evlenmeniz haramdır. İbn-i Cüreyş'ten rivayette şöyle demiştir Ataya, öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz haramdır ayetini sordum. Dedi ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam oğlu Zeyd İbni Harise'nin karısı olup da boşadığı Zeynep binti Cahş ile evlenince Mekke'de müşrikler Efendimiz aleyhinde ileri geri konuşup dedikodu ettiler de Allah Teala bu öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz haramdır ayet-i kerimesini ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi tanımadı. Ta ki evlatlarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri zevcelerini almakta müminler üzerine bir günah olmasın. Muhammed adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadim min ricâlikum. Fakat Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur ayetlerini indirdi. Hadise Ahzab suresinin ilgili ayetlerinde gelecektir. 24'te sağ ellerinizin malik olduğu kadınlar yani cariyeler müstesna olmak üzere. Diğer bütün kocalı evli kadınlarla evlenmenizin haramlığı üzerinize Allah'ın farzı olarak yazılmıştır. Ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan Nese'inin Muhammed İbni Abdülala kanalıyla Ebu Said el-Hudri'den rivayetle tahricine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Evtas'a bir ordu göndermiş. Düşmanla karşılaşıp onları yenmişler ve müşriklerden kocaları olan bazı kadınları da esir almışlar. Müşriklerle evli o esir kadınlarla münasebette bulunma konusunda sıkıntı içindelerken Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirerek iddetlerinin bitiminde bu cariye kadınların sahiplerine helal olduklarını bildirmiş. Evet, onunla ilgili diğer nüzul sebepleri rivayetlerde burada ele alınmaktadır. Ve ayet-i kerimenin genel olaraktan tahliline bakacak olursak 23. ayeti kerimede 23'te selef ifadesi geçmişti. Öncü geçmiş. Onları sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık. Yani öncekiler manasına diğer ifadeli halef. Halef ve selef. Zaten beraber olarak öncekiler ve sonrakiler diye zikredilir. Onun buradaki izah ve beyanı. Yine 23. ayet-i kerimede Kur'an umumi genel şamil, şumullü olan ifadeleri ifade etmektedir. Yani edebi sanat olarak umumi ifade eden terimler de hususi ifade eden şumullü olan kelimelerin burada izahı ile ilgili olaraktan almış olduğumuz notlar. Edebi sanat olaraktan zikredilir. Nitekim halayru ifadesindeki halele ifadesi düğümü çözmek manasına gelmektedir. Bunun izahı yani geldiği çünkü fark birçok sadece mesela düğümü çözmek helal da mesela aynı kökten geliyor. Fakat bunun genel olaraktan izahı. Evet. Yani dilcilerin bu halailunun geldiği ek ifadelerle birlikte tekil çoğul olarak geldiği manaların farklı yönden izahını ele almaktadırlar. Yine dakhaltu ifadesindeki dakhale, haracenin zıddı, girdi manasına, girmek manasına. Ve bunun geldiği diğer manalar burada ele alınmaktadır. 23. ayeti kerimede. Yine ayet-i kerimede Rabaibukum'daki Rabebe kökü, anlamı terbiye etmek, yetiştirmek. Bu da bir şeyi olgunluk derecesine ulaşıncaya kadar aşama aşama
inşa etmek, oluşturmak, meydana getirmek. Kur'an-ı Kerim'de Rab konusunu ele alacak olursak Allah lafzından sonra en çok zikredilen lafız Kur'an-ı Kerim'de Rab lafzı olmuş olmaktadır. 900'e yakın ayet-i kerime civarında. Yine 23. ayet-i kerimede Nisa, buradaki 23'te süt kardeşliği, bir hadise göre en az 5 kez süt emen kişi olarak belirlenmiş. Emenin nefsi emzirenin nesline yasaktır. Hüküm bu. Emenin nefsi emzirenin nesline, onun soyuna yasaktır. Bununla beraber, şimdi bundan başka diğer haram kılınmış hanımları dinleyiniz. Ey müminler, size şunların nikahı haram kılın. Demin orada saydık. Burada da teker teker madde halinde burada açık ve net olaraktan burada ele aldık. Buradan bakıp istifade edebilirsiniz. Genel bir tasnif. Ya ve neden onlara mesela haram kılınmasındaki sebep ne kadar da hükmü olmuş oluyor onu izah ediyor. Süt emmeden de haram olur şeklinde. Gerçi Hazreti Peygamber bu işareti açıklamak için nesepten haram olanların hepsi süt emmeden de haram olur buyurmuştur. Anneleriniz size haram kılındı. Kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, size emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri ve bu şekilde haram kılınanlar burada teker teker sıralanmış oluyor. Yine haram kılınanlar mesela Maide 3'te de aynı şekilde. Yine burada anneleriniz ifadesi yukarıya doğru annelerinizin anneleri, onların da anneleri manasında içine alır. Benzer bir durum kızlarınız ifadesi için de geçerlidir. Torunları, onların da kızlarını ve torunlarını içine alır. Allah-u Teala sütten yasaklanan yakınlığı, nesep yakınlığı gibi saydı. Süt anne ve süt kardeşle evlenmeyi yasakladı. Hazreti Peygamber de şöyle der, nesep yönünden birbirine haram olanlar süt emme yoluyla da haram olurlar. Ayetteki üvey kız kelimesi rabaib şeklinde gelmiştir. Bu rabibe kelimesinin çoğuludur. Kadının başka kocadan olma çocuğuna denir. Kelimenin kökü terbiye ile alakalıdır. Çünkü çoğu durumda koca kendi çocuğunu terbiye ettiği gibi hanımının başka kocadan olma çocuğunun terbiyesiyle meşgul olur. Ondan rabaibikum diye ifadesi geçmiş. Yine evlerinizdeki üvey kızlarınız denilmesi hükmün illetini takviye ve tekmil içindir. Yoksa haramlığı kayıtlamak için değildir. Yani bunu evlerinizde olmayan üvey kızlarınızla evlenebilirsiniz şeklinde anlamamak gerekir. Cumhur ulema bu görüştedir. İki kız kardeşle cari olarak da birleşmek helal değildir. Her ne kadar surenin başında cariyelerle birleşmek genel bir ifade ile helal kılınmışsa da burada iki kız kardeşi cari olarak cem etmek yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber şöyle der. Bir şeyde helallik ve haramlık bir arada bulunduğunda haramlık ciheti galip olur diye bu konuda hükmü belirlemiş olmaktadır. Yani işte burada şu manada da aslında akla geliyor. Yani Kur'an'ın sadece zahirine bakıp da İşte ben buradan hüküm çıkartırım diyen bir insanın durumu, aslında ben devletin kanununa bakarım, ona göre istediğimi buradan çıkarırım diyen insanın durumuna benzer. Onca yazılan kitaplar, avukatlar, hakimler, savcıları hangi konuma koyacaksınız? Şimdi burada 24. ayette dar harpten esir alarak, yani bir belde dar harp ise düşman tarafından işgal edilmişse esir olarak getirilen kadınların memleketlerindeki zevceleriyle olan nikahları bozulmuş olur. Onları zevci olarak almak müminler için haram değildir. Kapsamdaki bazı lafızlar ve demin de ifade ettiğim gibi umumi ve hususi lafızlar Kur'an genel olaraktan. Bunlar da başlıca burada görüldüğü maddeler halinde zımnında ele alınmış olmaktadır. Edebi sanatı Kur'an-ı Kerim zaten aslında inmiş olduğu ortamda belagat kurallarının yaygın olduğu, edebi sanatın ilgili olduğu dönemlerde olması hasebiyle de o özellikle ve özellikle edebi sanatı, edebi durumları gözetmiş olmaktadır. Yine cariye ve kölelerin nikahı ile ilgili olaraktan burada mesela demin onu ifade ettik nüzul sebebiyle ilgili olaraktan ve Ebu Hanife'nin buradaki görüşleri genel olaraktan fıkhi konuları burada ifade ettik ve bununla beraber şu anda İran'da da uygulanmakta olan hakikaten yani bu manada fuhuş yuvası olarak da ifade edilecek mut'a nikahı, yani belli bir bedel karşılığında belli gün beraber olma düşüncesi, bu tamamen dört mezhep imamına göre de batıldır, haramdır. Yani bunda kesinlikle en, yani acaba şöyle olur mu, hani bazı konularda Hanefi'de olmazken Şafii'de oluyordu. Ama bu dört mezhebin tüm hepsinin ittifak ile
anlaştığı konuya göre mut'a nikahı tamamıyla kesinlikle ve kesinlikle haramdır. Böyle bu manada yine Kur'an-ı Kerim evlenmeye onunla nişan ve evliliği teşvik etmiş. O konuda Efendimizin malumunuz hadisleri de çok. Yani bu konuda ben aslında video olarak da baktım internetten. Hakikaten yani tam bir fuhuş yuvası. Kadınlar o konuda feryat ediyor. Yani sahiplenilmediği içindir ki adeta mecburen o durum içerisine itilmiş oluyor. Onun için kesinlikle ve kesinlikle mut'a nikahı haram kılınmıştır. Mesela Salim Abdullah bin Ömer'in şöyle anlattığını rivayet eder. Ömer bin Hattab minbere çıktı. Allah hamdü senadan sonra şöyle dedi. Birilerine ne oluyor? Resulullah aleyhissalatü vesselam nehyetmişken mut'a nikahıyla evlilik yapıyorlar. Bu şekilde evlenen her kimi görürsem onu taşla rejim ederim. Yani zina ile eş tutuyor. Sözün arasında ayrıca şu ifadeyi kullandı. Mut'ayı nikah, boşanma, iddet ve miras yıkmıştır, kaldırmıştır diye. Çünkü mut'a da aslında zinadan pek bir farkı yok. Fuhuş evleri yuvalarından ayrıyeten bir farkı yok. Yani internet ortamında o çirkin hali görünce insan hakikaten o kadınların o durumuna hakikaten feryat ediyor. Maalesef dehşetli bir hal, dehşetli bir durum. Evet, yine burada gramer olarak isme mevsuller, ma olsun, ellezi olsun, sıla cümlesi, Türkçedeki kullanmış olduğumuz ki manasında veya diğer bir ifadeyle noktalı virgüllerin kullanılmış olduğu durumları ifade ediyor. Yine muhsenat kelimesi iffetli, namuslu kadınlar olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'de üç şekilde tefsir edilir. Hürler anlamında, iffetliler manasında, Müslüman kadınlar anlamında kullanılmıştır ve ilgili ayetlerde zikredilmiştir. 24. ayet-i kerimenin izahında. 25. ayet-i kerimeyi ifade edecek olursak, burada da zina ile ilgili olaraktan gene onunla ilgili yapmış olduğum bir çalışmayı İslam hukukunda bu konudaki zina edenlerin durumlarıyla ilgili hükümleri burada 12 sayfa olaraktan ele aldım. İslam hukukunda hadler, bildirim, cezalar, müeyyideler, bunların ne ile ilgili olduğu geniş detaylı bir şekilde aslında bunları teker teker inceledim. Burada zina ile olan kısmı bölümü 12 sayfa olaraktan dipnotlarıyla birlikte burada ele aldım. Bunlara tespitler.com adlı sitemden de mehmetözçelik.com adlı sitemden de ulaşılabilir. Ve zina ile ilgili olaraktan Kur'an-ı Kerim'de fiil ve isim halinde 6 yerde geçer. Kur'an'a göre zina insanlığı fert ve toplum olarak dejenere eden bir illettir. Yalnız burada ayette güzel bir ifade var. Diyor ki la takrabu ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani ince nokta şu, zina yapmayın demiyor, yaklaşmayın diyor. Yani burada bırakınız yapmayı, yani yaklaşmasından bile. Aynen o Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili yaklaşmayınız ifadesiyle ilgili yine sitemde var, çıkarttım. Yani tamamıyla yakınına bile yaklaşmamasını Kur'an-ı Kerim nehyederekten kesinlikle uzaklaşılmasını, yani soyların bozulması konusunda tamamen, aynı zamanda mirasların olması konusunda soysuz bir toplumun olmasını, böylece Kur'an-ı Kerim zina yasaklamak ile de böyle bir şeyin önüne geçmiş oluyor. Yani bunun artık söylemeye gerek yok. Açıkça ahlaksızlıktan başka, toplumu dejenere etmekten, yani aile hayatını bozup yıkmaktan başka, açık ve zahir görünen bu şeyden başka elbette ki hiçbir mantıki, insani, vicdani ciheti söz konusu değildir. Yine zina haddi ile ilgili olaraktan hadislerde de bu manada açıkça haddi gerektiren bir suç olmuş oluyor. Zina suçu. Demin de Hazreti Ömer'in o mut'a nikahında da mesela ifade ettiği gibi Efendimizin yapmış olduğu had olaraktan tatbik etmiş olduğu ki daha önce de zikretmiştik onu örnekleriyle bir kadına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen o rejim cezasını da uyguluyor. Livata'nın durumu, cezası genel olaraktan hadis-i şeriflerde açık ve net bir şekilde zina ve mümasili olan şeylerin cezaları belirtilmiş olmaktadır. Yine cariyelerle ilgili olaraktan evlenme hukukunu da, yani İslamiyet aslında tabiri caizse hiçbir açık alan bırakmamıştır ki o alandan içeriye girilsin de yanlış bir hüküm beyan edilsin. Baktığımız zaman fıkıh kitaplarına, İslam hukuku adlı eserlere baktığımız zaman hakikaten o alanda birçok yazılmış eserler görürüz. İşte burada da zina ile ilgili. Zina eden erkek ancak zina eden kadınla, namuslu kadına isnat etmek ve zina ile ilgili olaraktan bu konuda
yapılmış çalışmalar, tefsirlerde bu konudaki genişçe detaylı, hatta bu konularda yapılmış olan doktora tezleri geniş bir şekilde zinanın dünyevi ve ukrevi cezaları geniş bir şekilde büyük bir ahlaksızlık olarak belirtilmek suretiyle cezası tatbik edilmiş olmaktadır. Yani utanç verici bir hal ve hareket olmuş oluyor. Temiz, iffetli bir kadına yakışan bir şey değildir. Muhsandır temiz olan kadın. Demin de onu ifade etmiştim. Bu da Elmalı'da muhsan olan kadın ile ilgili olaraktan bu izahatlar. Yine İsfahani'nin, Müfredat Ragibel İsfahani'nin adlı kelimesinde muhsan ifadesi hısın, kale kökünden geliyor. Korunmuş, yani kale gibi etrafı çevrelenmiş, korunmuş, iffetli ve namuslu kadınlar için kullanılmış olan bir ifade olmuş oluyor. Ayet-i kerimede ehtan ifadesi geçmişti, hadene kökünden. Onlarla gizli dost tutmamış olmaları halinde. Bu kelimenin izahı, gizlice dostluk tutmamış olan insanlar diye onu ayrı olaraktan zikretmiş olması. Yine İbn Abbas bu konuda diyor ki, Nisa suresinde bulunan 8 ayet bu ümmet için üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Bunlar da Allah bilmediklerinizi size bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tevbenizi kabul etmek istiyor. 26. ayet. Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Allah sizden affetmek istiyor. Ve burada bu 8 ayet, eğer size yasaklanan kebairden, yani büyük günahlardan, buradaki zina gibi kaçınırsanız küçük günahlarınızı örteriz ve sizi hoş bir yere koyarız. 31. ayet. Şüphesiz Allah zerre kadar zulüm etmez. Çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından çok büyük bir mükafat verir. 40. ayet. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kimseler için bağışlar. 48. ayet. Kim kötü bir amel işlerse onunla cezalandırılır. 123. ayet. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? 147. ayet. Demek ki hakikaten bu ümmet için hayırlı olacak Cenab-ı Hak böylece çıkış yollarını ortaya koymuş olmakta. Onun için böyle bir çirkinlikten de kaçınılması lazım. Haşiyel diye ifade ediyor. Gönül, haşiyet, huşu aynı kökten gelmektedir. Gönülden yararlanmak. Huşu çoğu zaman insanın vücut organları üzerinde gözüken duruş için ise çoğu zaman insanın kalbinde bulunan duyguları anlatmak için kullanılmış olmaktadır. Min haşyetillah diye nitekim Haşir suresinin sonunda da ifade edildiği gibi Allah korkusu ve ürpertisi. Yani böyle bir şeyden insanın Allah'tan korkması, sakınması gerekir. Kölelik meselesine gelince tarihi açıdan az olsun çok olsun bütün dönemlerde eski Mısır medeniyetlerde, Mısırlarda vesaire de kölelik durumunu, yani savaş oldukça ister istemez oluyor. Bazen adı değiştiriyor. Bütün dünyadaki genel olarak İran olsun, Çin olsun, Romalılar olsun, yani maalesef bugün de mesela belki değişik adlarla oluyor. Yani bunun adına istersen mesela Fransızların, İngiltere'nin, Amerika'nın, yani tamamıyla Afrika ülkelerindeki Müslümanlara yapmış oldukları güya ücretli gibi çalıştırsa da ve bir tabak, bir çorbaya, bir dilim ekmeğe, yani bunun kölelikten farkı yok. Adı ne olursa olsun. Zaten İngiltere tamamen bir kölelik bakanlığı kurmuş. Yani bakanlık haline gelmiş, kölelik bakanlığı diye. Baktığımız zaman yani dünyada Yahudiler olsun, sürekli bu köle hayatının uygulanmış olduğunu tarihi bir hakikat olaraktan görmekteyiz. Yani İslamiyet'ten önce de köle olsun, cariye olsun, zaten savaş olduğu sürece bunların olması kaçınılmaz bir durumdur. İster istemez olur. Ancak İslamiyet burada şu hakikati ortaya getirmiştir ki Ahmet Cevdet Paşa'nın da ifade ettiği gibi İslam'a göre köle almak, köle olmak der. Yani köle alman için köleye köle olman lazım. Yani o derece bir yaptırımlar var. Onun bir hukuku var. Onun bir hukuku var. Demin ifade ettiğimiz gibi mesela ona verilecek müeyyideler, cezalar yarı yarıya veriliyor. Yani hür olanlara tam verilen ceza onlara yarı yarıya verilmiş oluyor. Bir de İslamiyet geldiğinde kölelik ortamı vardı. Mesela dikkat ederseniz kefaret gibi durumlarda Kur'an birinci olaraktan ağır kefaretlere köleyi sıraya koyuyor. Köle azat etmektir diyor. Bununla beraber köleliği yavaş yavaş ortadan bu şekilde kaldırıyor. Yine aynı şekilde mesela ilk Bedir Savaşı'nda esirlere 10 tane fakir Müslümana okuma yazma öğretmeleri halinde onları azat etme sözü veriliyor. Yani bu manada İslamiyet aslında
köklü olaraktan artık yerin derinliklerine kadar işlemiş olan, insanların ruhlarına işlemiş olan köleliği yavaş yavaş, aheste aheste, farklı yöntemler ile de ortadan kaldırmış oluyor. Yine burada 25. ayette İmam Şafii bu ayete dayanarak hür bir kadına mehrini vermeye imkanı olan kimsenin köleyle evlenmesini haram olduğuna hükmeder. İmam-ı Azam ise eftaliyet ile tevil eder. Yani hür bir kadınla evlenmesi daha eftaldir der. Çünkü köle bir kadınla evlenmenin şu gibi mahsurları olur. Doğan çocuk da köle sayılır. Böyle bir evlilik çevrede saygınlığa zarar verir. Erkek köle hanımına tam malik değildir. Hanımın günlük programını tanzimde hanımın efendisinin hakkı vardır gibi bununla ilgili olaraktan çıkartmış olduğumuz notlar. Evet. Yani başlı başına kölelik konusunda İslam hukuku o meseleyi de tanzim etmiştir. Onlara karşı takınılacak tavır. Mesela tarihi yine baktığımız zaman kölelikten yükselenler, kölemenler mesela devleti kavmiyetçilik mevzunda da yani beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Yani İslamiyet üstünlüğü takvada esas olaraktan baktığımız zaman kölelikten yükselenler diye burada ele almışım. Mesela bir örnek olarak Hazreti Ömer döneminden Hazreti Ömer'le alakalı olan şu rivayet, ashabın mevzumuzla alakalı sayısız tatbikatına bir örnek olarak Hazreti Ömer Mekke'ye giderken kendisine Usfan Nam mevkide Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Mekke valisi Nafi İbni Abdülharis karşılar. Hazreti Ömer'le aralarında şu konuşma geçer. Vadi ahalisi üzerine Mekke halkına kimi halef bıraktın? Onlar üzerine İbni Ebza'yı bıraktım. İbni Ebza da kim? Mevalilerimizden yani azatlı kölelerden biridir. Yani Kureyş'ten ve Resulullah'ın ashabından pek çok kimselerin bulunduğu bir yere bir azatlıyı mı halef bıraktın? Evet. Zira o Allah'ın kitabını iyi bilir. Ölçü bu. Feraizi iyi bilir, adaletle hükmeder. Öyleyse isabetle davranmışsın. Zira Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah bu kitap sayesinde bir kısım kavimleri yükseltecek, bir kısmını da alçaltacaktır. Haccaç'tan bir misal. Bu mevzuda vicdanlara kök etmiş olan telakkiyi ve bundaki samimiyeti anlamaya yardımcı olacak. Diğer rivayet de zalimliğiyle şöhret yapmış Haccaç ile alakalıdır. Haccaç, Halid İbni Safvan'a sorar. Basra ahalisinin büyüğü seyidi kimdir? Hasan'dır. Meşhur Hasan-ı Basri. Bu nasıl iş? O bir azatlıdır yani Mevla. İnsanlar dine müteallik işlerinde ona muhtaç oldular. Onun ise onların dünyalarına hiç ihtiyacı yok. Ben Basra eşrafından olup da onun ders halkasına katılıp onu dinlemek, ilminden yazmak ihtiyacı göstermeyen tek kişi görmedim. Bu söz üzerine Haccaç belki de istemeyerek takdirini ifade etmek zorunda kalarak şöyle der. Vallahi bu büyüklüktür. Sekitli. Ki Selman-ı Farisi'ye baktığımız zaman, Bilal-i Habeşi'ye baktığımız zaman, İslam örneklerinde bunların çok örnekleri var. Yine Ömer İbn-i Abdülaziz'e baktığımız zaman, İslam'ın gerçek hasbi tatbikatçılarından biri olan ve bu sebeple saltanat devresi 2,5 yıl gibi son derece kısa olmasına rağmen, İslam alemine her sahada büyük bir rahatlık getiren Ömer İbn-i Abdülaziz, bir kısım Emevi halifelerinin ırkçı davranışlarına son vererek, devletçe taksis edilen ödeneklerde yiyecek, nakit ve diğer çeşit ikramlarda Arap ve mevali arasında tam bir eşitlik vaaz eder. Ve onunla ilgili almış olduğumuz burada örnekler ve notlar hakikaten yani İslamiyet'in hedefi köleliği kaldırmaktır. Ancak dünyanın genelinde olan ister istemez bir hastalık var. Yani analarının hür olarak doğurduklarını maalesef başkaları köle olaraktan onlara her türlü zulmü, baskıyı yapmaktadırlar. Evet, kölelik meselesi hakikaten bu insanlığı ilgilendiren bir mesele. Onun içindir ki İslamiyet bu taşın altına elini koymuş, yavaş yavaş da olsa bazı yaptırımlarla, onlara bazı hakların verilmesiyle, onlara yapılacak muamelelerde hassas davranılması noktasında dikkat çekmiştir. Baktığımız zaman Engizisyonlarda hakikaten öldürülenlere, nitekim Yahudilerin hamursuz bayram, Paskal, günlerinde kullanmak için Yahudi olmayanları, Müslüman ve Hristiyanları iğneli fıçılara koyup son damlasına kadar kanını alarak insanları büyük bir zulüm ve işkence ile öldürdüler. Peygamberleri kestiler, insanlara akıl almaz şekillerde zulüm ettiler. Tarihleri bunlarla dolu. Yahudi mezalimi diye, Engizisyon mahkemeleri diye baktığımız zaman kurmuş oldukları, bununla ilgili yapılan Yahudi mezalimi eser kitaplarında da işte örnekleri.
Engizisyon zulmünden başka yere göç eden 5 milyon. Ve bu durumda coğrafi olaraktan baktığımız zaman Lügat-ı Tarihiye ve Coğrafya adlı eserde bunlar böylece teker teker burada yazılmış, gösterilmektedir. Yani hakikaten baktığımız zaman dünyada köle edilerekten, köle olarak alınıp satılaraktan, yani hayvana yapılmayacak muamelelerin, öldürülmelerin rahatlıkla olduğunu maalesef üzüntüyle görmüş olmaktayız. Ama İslamiyet burada, yine onu ifade ediyorum Ahmet Cevdet Paşa'nın ifadesiyle, İslamiyet'te köle almak, köle olmaktır. Ölçü bu yani. Evet, bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. Büyüğü Halil, küçüğü ise İbrahim. Halil evli çocuklu, İbrahim ise bekarmış. Ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin. Ne mahsul çıkarsa iki pay ederlermiş. Bununla geçinip giderlermiş. Bir yıl. Yine harman yapmışlar. Buğdayı ikiye ayırmışlar. İş kalmış taşımaya. Halil bir teklif yapmış. İbrahim kardeşim, ben gidip çuvalları getireyim. Sen buğdayı bekle. Peki abi, demiş İbrahim. Ve Halil gitmiş çuval getirmeye. O gidince düşünmüş İbrahim. Abim evli çocuklu. Daha çok buğday lazım onun evine. Böyle, demiş. Ondan dolayı kendi payından bir miktar atmış onunkine. Az sonra Halil çıka gelmiş. Haydi İbrahim, demiş. Önce sen doldur da taşı ambara. Peki abi. İbrahim kendi yığınından bir çuval doldurup düşer yola. O gidince Halil düşünür bu defa. Der ki, çok şükür ben evliyim, kurulu bir düzenim var, ama kardeşim bekar. O daha çalışıp para biriktirecek, ev kurup evlenecek. Böyle düşünerek kendi payından atar onunkine birkaç kürek. Velhasıl biri gittiğinde öbürü kendi payından atar onunkine. Bu böyle sürüp gider ama birbirlerinden habersizdirler. Nihayet akşam olur, karanlık basar. Görürler ki bitmiyor buğdaylar. Hatta azalmıyor bile. Hak Teala bu hali çok beğenir. Buğdaylarına bir bereket verir. Bir bereket verir ki günlerce taşır iki kardeş, bitiremezler. Şaşarlar bu işe. Aksine çoğalır buğdayları. Dolar taşar ambarları. Bugün bereket denilince hep bu kardeşler akla gelir. İşte bu bereketin adı Halil İbrahim bereketidir. Ey ulular! Bu cihan bir ağaca benzer. Biz de bu alemdeki yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz. Ham meyveler daha iyice yapışmıştır. Oradan kolay kolay kopmazlar. Çünkü ham meyve köşke, saraya layık değildir ki. Fakat oldu da tatlılaştı, dudağı ısırır. Bir hale geldi mi artık dallara iyi yapışmaz, hemen düşüverir. O baht ve ikbal yüzünden adamın ağzı tatlılaştı mı, insana bütün cihan mülkü soğuk gelir. Bir şeye sımsıkı yapışmak, bir şeyle taassup göstermek hamlıktır. Allah-u alemi bir sevap, en doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.